Ömer lekesiz. İnsan bu. Malum ve meçhul. Dünya sorunu diyor Maurice Marloponti ve başlangıç olarak kişiye az beden sorunu şundan ibarettir. Her şey onda ikamet eder. Bedenin ikamet yeri dolayısıyla mekan ve zarf olduğundan kimsenin kuşkusu yoktur. Sorun onun fiziki mekandan farklı bir mekan, fiziki zarftan farklı bir zarf olmasında da değil. Asıl sorun bunların insan olmaklığın neliğinde ve sınırlarının tayinindedir. Zira insan bir kendisinin sahibidir, duyuları, aklı, hafızası, idraki, erki kendisinde verilidir. 2- kendisinin kiracısıdır, doğma ve ölme, hatıra biriktirme, unutma, kimi bilgileri, deneyimleri bastırma ve ancak gerekli olduğunda kendi görüşüne, idrakine açma, utanma, arzulama, sevme, yönetme, yönetilme kendisinde imkandır. 3. Dünya insanın kaderidir. Onun kader oluşuna mahsus hakikatin, hikmetin ve bunlara dair şuurun ve sair cihetlerin keşfi, açığa çıkarılması sadece insanla insanda, insan içindir. 4. İnsan aynı zamanda hem tikel olarak kendi kendisinin hem tümel olarak insanlığın kaderidir ki bu manada insan hem müstakil hem insanlık zincirinde bir halka olarak ferdiyetin ve cemiyetin esasıdır. 5. İnsan kendisinin sınırı ve sınırsızlığıdır. Dolayısıyla bunlar kendisine malum ve kendisine meçhuldür. Zira varlığın anlamı kendisinden başlayıp kendisinde sonlanır. Kendisinde açılıp kendisinde kapanır. 6 Bu nedenle insanın önce kendisini tanıması asıldır. Ancak kendini tanıyan insan onu insan kılan mutlak gücü tanır ki sadece bu tanıma insanı hem fert hem cemiyet olarak kesintisiz bir sorumluluğun içine çeker. İnsanın kendisini tanımasına dair ilahi ve beşeri, dünyasal her türlü fiili ya da potansiyel bilginin içten insandan dışa, doğaya doğru açığa çıkarılması İlgili deneyimlerin, zihniyet, kültür ve benzeri yaşama biçimlerinin kayıt altına alınması son tahlilde yine insan içindir. Zira insanın insandan başka gerçeğinin ve onun ahiretinin tarlası olarak dünyadan başka bir yerinin olmayışı onun için azami huzur, refah, ibadette rahatlık, birlikte yaşama arayışını zorunlu kılar. Bunlardan bakıldığında insanın kendisini tanımasına hizmet etmiş ve edebilecek, ontolojiler başta olmak üzere, her türlü çaba makbul ve muteberdir. Zira insana önce kendi insanlığı gereklidir. İnsanı insanda açmak, aydınlatmak yerine, insanı insan kılan mutlak güçle çatışarak, onun şeriatını sorgulama konusu yaparak, insanı anlayabileceğini zannetmek, koyu bir gafletten ibarettir. İnsanı insanda açmak dediğimizde yukarıdaki sınır vurgumuzla birlikte insan bu meçhul demiş ve dolayısıyla meçhuldeki malumu elde edebilmek için metafiziğin alanına girmiş oluruz. Metafiziğin kendisi de sonu gelmeyen bir arayış olduğundan insanın insanlığına dair idrakin sonsuzluğunu kendi cinsinden bir şey içinde aramada isabet kaydetmiş oluruz. Bu manada metafizik dünyanın dışını, üstünü, ötesini, ilerisini bilmeye dair bir bilgiden ibaret değildir. Bilakis dünyayı da dünya olmaklığı bakımından kapsayan mümkün ve muhtemel dünyasallıkların bilgisidir ki ancak buradan yüz yüze olunandan, insanın kendisinden hareketle oranın dışın, üstün, ötenin bilgisine erişebiliriz. Bergson'un kelimeleriyle bir realiteye onu izafi olarak bilmek yerine mutlak olarak malik olmanın, onunla ilgili bakış açılarına yerleşmek yerine bizzat kendisine yerleşmenin, onu analiz etmek yerine sezgisine elde etmenin ve nihayet onu her tür sembolik ifadenin, tercümenin ya da temsilin dışında sezmenin bir yolu mevcutsa, metafizik bu yolun ta kendisidir. O halde metafizik simgeleri aşma iddiasında olan bilimidir. Metafiziğe giriş, çeviri, Atakan Altınörs, Paradigma Yayınları, İstanbul 2011 Metafiziğin sezgiyle kayıtlı hale getirilmesine de itiraz eden Heidegger, ilgili bilgiye ulaşmanın, tanımlarda dile getirilen şekliyle çok da kolay olmadığını söyleyerek, varlık ve zamanının sondan bir önceki paragrafında şu ayartıcı yargıya ulaşır. Varlık idesinin menşeini ve olanaklarını araştırabilmek, formel mantıksal soyutlama araçlarıyla asla mümkün değildir. Bunu yapabilmek için öncelikle soru ve cevap ufkunu teminat altına almış olmamız gerekir. Yapılması gereken şey ontolojik fundamental soruyu aydınlığa taşıyacak bir yol aramak ve onu kat etmektir. Bu yolun yegane yol olup olmadığına ve hatta doğru olup olmadığına onu kat ettikten sonra karar vermek mümkündür. Varlığın yorumuna ilişkin kavgayı çözebilmek mümkün değildir. Çünkü bu kavga henüz başlamamıştır bile. Çeviri Kaan Ökten, Alfa Yayınları, İstanbul 2018 Kavgayı bilemem ama konu insanın insanlığını, varlığın varlığını bilmesiyle ve bundan hareketle en geniş anlamıyla dünyayı ve buna bitişik olarak ahiretini inşa etmesi, zihniyetleri, kültürleri, cemiyetleri, devletleri ve medeniyetleri kurması, izlemesi olunca sözün bitmeyeceği malumdur. O halde bu konuyu işlemeye devam edelim inşallah. Ömer lekesiz yeni şafak